Sezgilerimizi görmezden gelmek, kendimizi tehlikeye atma ve hayatımıza daha fazla kargaşa getirme riskini arttırabilir. Bu yüzden sizin kişisel gelişiminize fayda sağlayacak bir video hazırlamak istedik. Unutmayın, bu videoya tıklamanızın bir sebebi var. İçinizden bir ses size bunu yapmanızı söyledi. Organik Zeka'ya hoş geldiniz. Bugün asla göz ardı etmemeniz gereken içgüdülerden bahsetmek istedim. Sezgilere sahip olmak beni büyülüyor. Vücudumuzda bize rehberlik edecek çok güçlü bir şeye sahip olduğumuz gerçeği beni büyülüyor. Çok güçlü ama çoğu kişi tarafından görmezden gelinen bir şey. Peki, sezgiyle tam olarak neyi kastediyorum? Basitçe söylemek gerekirse düşünceniz, burası soğuk diyor. İçsel korkunuzsa, acaba aptal olduğumu mu düşünüyorlar gibi bir şey diyor. Ancak sezgi, sanırım böyle bir iş kursam çok başarılı olacağım veya aramızda bir kıvılcım varmış gibi hissediyorum gibi hisler olarak tarif edebiliriz. Birçoğumuz için sezgilerimizi dinlemek zor çünkü dışarıda çok fazla gürültü var. Fiziksel ve zihinsel gürültüler. Her gün içerikler, başkalarının görüşleri ve haberler tarafından tüketiliyoruz. Bu da içimizde gerçekten ne hissettiğimizi dinlemeyi de gittikçe zorlaştırıyor. İçimizde bize doğru yolda rehberlik edecek çok fazla güç var. Yine de bizim için doğru olabilecek şeyler konusunda başkalarına güveniyoruz. Aslında hangi içgüdüleri asla göz ardı etmemeniz gerektiğini herkesten daha iyi biliyorsunuz. Yıllar geçtikçe, özellikle iş söz konusu olduğunda sezgilerimi yakından dinlemeyi ve kendime güvenmeyi öğrendim. Bir gece oturdum ve o kadar güçlü bir duyguya kapıldım ki bahsetmeyi ve okumayı sevdiğim konular üzerine bir kanal kurmayı düşündüm. Bir şey beni buna çekiyordu. Bu düşünceyi kenara atıp bir film izlemeye devam etseydim bu kadar fazla kişinin hayatına dokunamayacaktım. Asla görmezden gelmemeniz gereken 6 içgüdü. Birini tanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Asla göz ardı etmemeniz gereken en önemli içgüdülerden biri, bir kişiyle tanıştığınızda bu kişiyi sanki daha önceki bir yaşamınızda tanıyormuşsunuz gibi aranızda anında bir bağ varmış gibi hissetmektir. Bu sezgiyi bir kenara atmayın. Hayatınıza girmelerinin çok önemli, dönüm noktası niteliğinde bir sebebi olabilir. Sizi çok heyecanlandıran o fikir. Düşünmekten kendinizi alamadığınız bir iş fikriniz mi var? Bunun aklınıza düşmesinin bir nedeni var. Sezginiz korkuyu gerçeğe dönüştürebilmeniz ve dünya üzerinde bir etki yaratabilmeniz için size korku hissi boyunca rehberlik etmeye çalışıyor. O kıvılcımı asla söndürmeyin. Evrenin size rehberlik etmesine izin verin. Tehlikede olmak. Hayatımızda kendimizi bir durumdan uzaklaştırmamız gerektiğini bildiğimiz veya neredeyse bir tehlike hissini tahmin edebildiğimiz zamanlar vardır. Bu duyguyu asla görmezden gelmeyin. Yanlış olduğu ortaya çıksa bile içgüdülerinizin sizi geri çekmeye çalışmasının bir sebebi vardır. Vücudunuzda yanlış giden bir şeyler hissetmek. Herkesin çok yoğun olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bu ortamda sancıları ve ağrıları çoğumuz önemsemiyoruz. Ancak herhangi bir rahatsızlık veya acı yaşamak, vücudumuzun size bir şeylerin tam olarak doğru olmadığını bildirmesinin bir yoludur. Vücudunuzu dinlemeyi öğrenin. Birine yardım teklif etmek. Hiç birinin yanından geçip iyi olup olmadığını sorma isteği duydunuz mu? Biliyorum ama yargılanma korkusuyla konuşmaktan korkardım. Ama şimdi birinin yardıma ihtiyacı olduğunda sessiz kalmaktansa sormayı ve tuhaf biri olarak düşünülmeyi tercih ediyorum. Bir şey tam doğru hissettirdiğinde. Kendi evinizi satın almış veya kiralamış olduğunuzu varsayalım. Bu karardan gerçekten memnunsanız içinizde bunu hissediyorsunuz değil mi? Bunu söylemek klişe gelebilir ancak bir şey mükemmel hissettirdiğinde içgüdüleriniz size bunu söyleyecektir. Bu duyguyu görmezden gelmeyin. Sezginizi dinlediğinizi ve içgüdülerinizi takip ettiğinizi söyleyebilir misiniz? Yoksa korkunun genellikle bu içgüdüyü geçersiz kıldığını ve onu bir kenara ittiğini düşünüyor musunuz? Günlük tutmak tam olarak nasıl hissettiğimizi yazmak,
içgüdülerimizin bize gerçekten ne söylemeye çalıştığını anlamanın mükemmel bir yoludur. Bu korkuları ve düşünceleri yüzeye çıkarın ve onların arasından yol almaya başlayın. Sana ne söylüyorlar? Meditasyon. Size bazen sadece gürültüyü susturmamız gerektiğini söylediğimi hatırlıyor musunuz? Meditasyon, sessiz bir an geçirmenin ve vücudunuzu dinlemenin mükemmel bir yoludur. İlk başta düşüncelerinizi yavaşlatmak zor olabilir. Ancak aklın başka yerlere gittiğinde rehberli meditasyon yapıp bütün bu gürültüyü azaltıyorum. Egzersiz. Hareket ettiğimizde, hatta sadece 30 dakika yürüdüğümüzde üretken enerjimiz tekrar akar ve içgüdülerimiz daha özgürce yüzeye çıkabilir. Yürürken veya koşarken en iyi fikirlerinizden bazılarının size geldiğini bile fark edebilirsiniz. Çünkü zihninizin dinginliğe geçme şansı vardır. Tabii ki içgüdümüzün hem olumsuz hem de olumlu tepkiler için orada olduğunu hatırlamalıyız. Sezgilerimiz bizi olumlu bir şeye yönlendirdiğinde bedenlerimiz sıcak bir aşinalık duygusuyla tepki verir. Midemizde kelebekler uçuşur, her kelimeyi duyup içimize çeker ve sakin bir nefes alırız. Ancak sezgilerimiz bizi tehlike konusunda uyardığında midemizde bir düğümlenme hissedebilir, nefesimiz ve kalp atışımız hızlanabilir, vücudumuz savaş ya da kaç moduna geçebilir ya da hasta hissedebiliriz. İşte şimdi sizlere böyle zamanlarda kendi kendinize söyleyebileceğiniz bir cümle vereceğim. Sezgilerime güveniyorum ve evrenin bilgeliğini dinliyorum. Şüpheye düştüğünüzde, kendinize güvenmediğinizde yoğunlaşarak bu cümleyi söyleyin. Eğer isterseniz birazdan paylaşacağım olumlamaları da kullanabilirsiniz. Sessizliği, huzuru ve dinginliği kucaklıyorum. Bir sonraki doğru adıma doğru bana rehberlik etmesi için içsel bilgeliğime güveniyorum. En yüksek benliğim eylemlerime ve kararlarıma rehberlik eder. Sessizliği, huzuru ve dinginliği kucaklıyorum. Bir sonraki doğru adıma doğru bana rehberlik etmesi için içsel bilgeliğime güveniyorum. En yüksek benliğim eylemlerime ve kararlarıma rehberlik eder. Birazdan söyleyeceğim sözleri yorumlarda yazarak sezgilerinizi güçlendirme çalışmasına başlayabilirsiniz. Sezgilerime güveniyorum. İçsel gürültülerimden arınıyorum.